Kahramanmaraş'ın 2500 yıllık yerleşim yeri Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi konak ve camiler ziyaretçilerini Osmanlı ve beylikler dönemine götürüyor. Tarih boyunca Roma, Bizans, Selçuklu, Dulkadiroğlu ve Osmanlı gibi onlarca medeniyeti bünyesinde barındıran, farklı din ve kültürden insanların buluşma noktası olan ilçe ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Asırlar boyu İslam hoşgörüsü çatısı altında farklı kimlikleri bünyesinde barındırmış kentte, doğal felaketlere, savaşlara rağmen yüzyıllardır ayakta kalan birçok asırlık ibadethane ve konak yapılan restorasyon çalışmalarının ardından eski görünümüne kavuştu. Günümüzde dar sokakları, yüksek duvarlı taş, ahşap konakları ve tarihi camileriyle dikkat çeken ilçe, Kahramanmaraş'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği canlı ve sosyal yaşama sahip. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin Kahramanmaraş'ın tarihi açısından çok önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Dulkadiroğlu ilçemiz, Kahramanmaraş'ımızın eski eserlerinin, tarihinin, geçmişinin bulunduğu bir ilçe. Maraş'ımızda, Dulkadiroğlu'nda yaklaşık 12.500 yıllık bir medeniyet söz konusu geriye doğru gittiğimizde. Ve bu medeniyetlerin birçok tarihi eserleri de şu anda günümüze kadar gelmiş durumda. Bizim yapmış olduğumuz bu restorasyon çalışmalarının neticesinde Maraş'ımızın bu eski mahalleleri tekrar bir cazibe merkezi ve Maraş'ımızın bir turizm merkezi haline geldi. Ve bu hemşerilerimizi ve misafirlerimizi buralarda gezdirdiğimizde, buralarda herkesin çocukluğunun hatıraları, babalarının, dedelerinin hatıraları söz konusu. Dolayısıyla 100-150 yıl önceki sosyal hayatı, şartları ve o fiziki imkanları Bahtiyar Yokuşu'nda, o konaklarımızın bahçesinde görme imkanına sahiptir.